Şimdi sizlere çok güzel bir iş modelinden bahsedeceğim. Bu iş modeli Print on Demand iş modeli. Şimdi kısaca nasıl çalıştığını anlatayım. Sonra da zaten bizim çektiğimiz güzel bir eğitim videosunu sizlerle paylaşacağım. Yani bu video iki bölümden oluşacak. Önce bir saat eğitim videosu, sonraki bölümde de ikinci saatte sizlerle paylaşıyor olacağız. Yani bu işi nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatmaya çalışacağım aslında. Burada bu iş modeli nasıl çalışıyor, avantajları nelerdir? Kısaca bundan bahsedeyim. Sonra da bu eğitim içerisinde neler var? Bunlardan bahsedeceğim. Bu ücretsiz eğitimle bile sizler bu iş modelini yapabilecek hale geleceksiniz. Hızlıca başlayalım. Öncelikle bu print on demand iş modeli nasıl çalışıyor? Siz bir ürünün, tişörtün olabilir, sweatshirtün olabilir, kupanın olabilir, bardağın olabilir veya aklınıza ne geliyorsa birçok şey var bu konuyla alakalı. Birazdan örnek ürünler göstereceğim. Bunun gibi birçok ürünü sizler de Etsy gibi, Amazon gibi, Shopify gibi kendi pazar yerlerinizde, kendi sitenizde veya Etsy gibi, Amazon gibi birçok pazar yerinde satabiliyorsunuz. Burada siz tasarımını yapıyorsunuz. Bu ürünü nasıl yapabilecekseniz hani Canva'dan veya işte başka yapay zeka araçlarını kullanarak tasarımını yaptıktan sonra bu platformlar sizler için tedariği sağlıyorlar. Printify gibi platformlar var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şimdi siz bu iş modelinde ürünlerinizi tasarladınız ve yüklediniz. Etsy'ye yüklerinizi farz edelim. Satış geldikten sonra bu ürünlerin gönderimini buradaki tedarikçiler yapıyor. Dolayısıyla siz bu ürünlerle alakalı başlangıçta bir maliyete katlanmıyorsunuz. Bence en güzel tarafı bu. Ürünleri listeliyorsunuz. Satış geldikçe tedarikçiden gönderiyorsunuz ve bu işin operasyon tarafı, ürünü üretme, gönderme, kargosu bunlarla uğraşmamış oluyorsunuz. Bence bunlar güzel tarafları. Tabii ki bu işte rekabet yok mu var. Zaten bu 2 saatlik eğitim videosunda nasıl bu işi yapabileceksiniz? Yani bu platformları kullanarak, Printify'ı kullanarak nasıl print on demand iş modelini yapabileceğinizi anlatacağım. Eğer bu konuyla alakalı daha detaylı videolar, yani bunun satışı ile alakalı Etsy'de, Amazon'da nasıl biz bu ürünleri daha fazla satabiliriz derseniz onunla alakalı da videolar çekeriz ileride. Şimdi tabii ki bu konuyla alakalı bizim kullandığımız platform, yani en çok tavsiye ettiğimiz platform da Printify diye bir platform var. Şimdi zaten ekranda görüyorsunuz. Printify platformuna üye olmak ücretsiz zaten. Buraya girdiğinizde birçok ürün karşınıza çıkacaktır. Kısaca sistemin nasıl çalıştığını anlatayım. Sonra zaten eğitim içerisinde ilerleyeceksiniz. Burada birçok ürün grubu var. Yani burada siz mesela herhangi bir tişörtün üzerine geldiğinizde ben şu tişörtü satmak istiyorum dediğinizde hemen bunun tasarımını yapıp bu şekilde hızlıca ilerleyebiliyorsunuz. Ürün belli. Ürünle alakalı zaten ürün fiyatı artı kargoyu buradan hesaplayıp Etsy'de, Amazon'daki o platformlarda ürünlerinizi listeliyorsunuz. Burada Start Designing bölümüne bastığınızda buradaki tişörtü tasarım yapıyorsunuz aslında. Kendiniz de Canva'dan veya başka yerlerden tasarım yapıp üzerine de koyabilirsiniz ama AI Image Generator da koymuşlar. Burada herhangi bir şey yapabilirsiniz. Mesela işte Dog with Apple yazalım. Kendiniz bir prompt girerek ürünle alakalı bu tasarımı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra otomatik olarak zaten birazdan tişörtün üzerine gelecek. Kısaca iş modelini anlatmaya çalışıyorum. Buradan beğendiğiniz, güzel gördüğünüz tasarımı alıyorsunuz. Hemen aldım. Şimdi bunu üzerine uyduracak şekilde düzenliyorum. Tabii ben hani örnek olması açısından anlatıyorum. Birazdan zaten bunun detaylarını Erkam anlatacak. Burada bunu yaptıktan sonra preview diyerek aslında bu ürünün tişört üzerinde nasıl göründüğünü, insan üzerinde nasıl göründüğünü hızlıca bakabilirsiniz. Şurada birkaç tane örnek resim üzerinden bakalım. Yani siz burada aslında işin tasarımını yaptınız. Güzel bir tasarım yaptınız. Bununla alakalı zaten Etsy'de birçok satış yapan platform var. Birçok satış yapan satıcı var. Bunlar çok ciddi satışlar yapıyorlar. Mesela Etsy'ye hemen tişört yazayım. Tişört yazdığımız zaten onlarca satıcı bizim karşımıza geliyor ve sadece üzerine bakın yazı yazmış. Bunun gibi yazılar veya tasarımlar bunları yaparak çok ciddi satışlara sizler de ulaşabilirsiniz. Ama hani kolay değil, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Mesela üzerine bakalım ne kadar satmışlar. Mesela bu satıcı sadece bu şekilde tişörtler satıyor ve 196 bin satışa ulaşmış. Bu konuyla alakalı da hani nasıl satış yapabiliriz ile alakalı merak ettikleriniz varsa zaten kanalda birçok video var ama isterseniz onları da anlatmaya çalışırım. Temel olarak aslında iş böyle. Ürünlerimizi bu şekilde tasarlıyoruz. Platformu yüklüyoruz. Platformu yükledikten sonra Etsy gibi, Amazon gibi birçok platformu yükleyebiliyoruz. Bu yüklemeyi nasıl yapacağız? Burada zaten birçok entegrasyonlar var. Yani siz mağazanızı buraya bağlıyorsunuz ve mağazanızı bağladıktan sonra birçok satıcı sizin ürünlerinizi o platformlarda görüyor ve gördükten sonra ürünlerinizi satın alıyor. Satın aldıktan sonra siz bu Printify platformu kullanarak gönderimini yapıyorsunuz. Bakın burada birçok platformla entegrasyonu var zaten. En çok satılan platformlar Etsy, Shopify, TikTok, Walmart birçok platform var. Hatta Printify kendi platformu da geliştirdi. Printify Pop-up diye. Buna da bakabilirsiniz. Bunun gibi birçok platformla siz bu Printify'ı eşleştirerek satışlar geldikçe buradan gönderimini yapabiliyorsunuz. Burada zaten az önce ürünlerden de göstermiştim. Ürünlerden bir tanesine girdiğinizde bu ürünü almak istediğinizde aşağıda zaten tedarikçiler var. Buradaki tedarikçilerden işte gönderim süresine göre, puanına göre bunlardan bir tanesini seçerek
süreci devam ettirebilirsiniz. Bu iş modelinin bence en güzel tarafı, dediğim gibi, herhangi bir başlangıç yatırımı yapmanıza gerek kalmıyor. Vaktinizi harcıyorsunuz ve vaktinizi harcadıktan sonra satışlar geldikçe siz buradaki ürünleri zaten satın alıyorsunuz. Yani başlangıçta cebinizden bir ücret çıkmaması bence çok güzel bir şey. Şimdi eğitim bölümüne geçelim. Sizlere bizim Rexen'de yaptığımız bir canlı eğitimi paylaşıyor olacağız burada. 2 saatlik bir eğitim, 2 bölümden oluşacak. İlk bölümde sizlere şunu anlatmaya çalışacağız. Printify ne yapar? Bu platformda bu işi nasıl yapabilirsiniz? Print on demand nedir? Print on demand ile bu dropshipping arasında fark var mı? Bu platformlar bunu sağlıyor mu? Mesela Etsy dropshipping yapmanıza pek sıcak bakmaz ama Printify ile zaten entegrasyonu var. Bunun arasındaki fark nedir? Nasıl çalışıyor? Zaten siz bu işin içine dahilsiniz. Tasarımını siz yapıyorsunuz. Sadece bir üretim partneri kullanıyorsunuz. Burada bir problem yok. Diğer baskı şirketleri ve Printify arasındaki farklar neler? Bazıları kendisi yapıyor, bazıları da tedarikçilerle çalışıyorlar. Printify ürünleri nasıl üretiyor? Nasıl bir kalite olması lazım? Maliyetler neler? Üretim, kargo, ürün maliyetleri. Printify destekle nasıl görüşebiliriz? Mağaza bağlamak, bunları başka bir hesaba aktarmak, entegre olduktan sonra neler oluyor? Hesap detaylarını nasıl düzenleyebilirim? Mağaza detaylarını, sipariş onay ayarlarını nasıl yapabilirim? Mağazanın Printify bağlantısını nasıl kesebilirim? Printify benden ücret alacak mı? Hesabı nasıl silebilirim? Ve premium plan nedir Printify'da? Bunları ilk eğitim videosunda anlatacağız. Şimdi sizlere o Rexen'de yayınladığımız, bizim e-ticaret Etsy ekibimizin başındaki Erkam'ın anlattığı Printify, Print on Demand eğitimiyle baş başa bırakıyorum. Bu videodan sonra da ikinci bölümde de sizlere şuradaki konuları anlatacağız. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Öncelikle benim isim Erkam. Bugün de Printify eğitimine başlayacağız beraber sizinle. Printify nedir? Print on Demand ne anlama geliyor? Printify aracılığıyla Print on Demand nasıl yapılır? Ve bizim Printify mağazamız nasıl Etsy'ye bağlanır? Öncelikle zaten biz Printify Etsy üzerinden anlatacağız şu an. Başka diğer pazar yerlerine de bağlanıyor ama Printify. Öncelikle zaten Etsy üzerinden ilerleyeceğiz. Öncelikle Printify ne demektir? Ne yapar? Ondan bahsedelim. Zaten biraz önce söylediğim gibi Printify Print on Demand, yani talep üzerine baskı platformu. Print on Demand öncelikle ne anlama geliyor? Print on Demand şu arkadaşlar. Şimdi normalde biz Etsy'de görmüşsünüzdür zaten. Bir sürü tişört satanlar var, bardak satanlar var. Bu gibi ürünleri Printify mağazaları aracılığıyla, Printify gibi firmalar aracılığıyla üzerine baskı yaparak, siz kendiniz tasarımını yapıp Printify üzerinde o tişörtün üzerine baskınızı yaparak satış yapmayı sağlayan bir platform Printify. Detaylarına zaten birazdan geleceğim ama şu an kısaca bu Printify dediğimiz firma bazı baskı sağlayıcılarıyla, yani Printify kendisi baskı yapmıyor, dünya çapında birçok ülkede, Amerika, İngiltere olsun, Kanada olsun, birçok ülkede baskı sağlayıcıları var. Bu baskı sağlayıcıları aracılığıyla ürünlerini müşterilere gönderme imkanı sağlıyor. Yani kendisi baskı yapmıyor. Bu bazı ülkelerdeki, birçok ülkedeki bu baskı sağlayıcılar aracılığıyla bu ürünlerin baskısını yaptırıp müşterilere gönderme imkanı sağlıyor. Şimdi Print on Demand de şu, yani sizi herhangi bir yatırım yapmadan, herhangi bir ücret ödemeden, işte bir önce söylediğim gibi giysi olsun, tişört olsun ya da hoodie dediğimiz böyle kapşonlu işte kıyafetler olsun, hatta çorap olsun fark etmez, birçok ürünlerin böyle üzerine baskısını yapıp satmayı sağlayabiliyorsunuz. Stoksuz bir şekilde. Stoksuz dediğimiz nasıl oluyor? Siz şöyle söyleyeyim. Printify üzerinden öncelikle ister Printify üzerinden bu tasarım yapabiliyorsunuz, isterseniz de Canva ya da Adobe gibi bazı programlar var. O programlar aracılığıyla bir tasarım yapıyorsunuz. Şimdi mesela bu örnekte gördüğünüz gibi karşınızda bir tane tişört var. Mesela tişörtün üzerine aklınızda bir tasarım var. Onu yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi bu tasarımda ya dediğim gibi Canva gibi programlar üzerinden yapıyorsunuz. Öncelikle tasarımını ya da üzerine sadece bir isim de yazabilirsiniz. Fark etmez yani. O yaptığınız tasarımı Canva'da yaptıktan sonra Printify'ye yüklüyorsunuz. Printify'da zaten birazdan göstereceğim nasıl olduğunu. Printify'ye yükledikten sonra bunu Etsy mağazanıza bağlıyorsunuz. Etsy mağazanızdan sipariş geldiğinde onu Printify aracılığıyla gönderiyorsunuz müşteriye. Detaylara zaten birazdan gireceğim tekrardan. Şimdi dropshipping ne anlama geliyor? Zaten bu yaptığımız iş modeli aslında dropshipping. Bazı arkadaşlar soruyor. Bu Etsy mağazamıza, işte Printify mağazası bağlanıyor mu vesaire gibi sorular soruyor. Normalde Etsy'de dropshipping yasak zaten, biliyorsunuz. Ama burada şu var. Yani bizim bildiğimiz standart dropshipping şu. Amazon ya da Etsy'den örnek vereyim fark etmez. Siz Amazon'a da Etsy'ye bir ürün yüklediniz. Listelediniz daha doğrusu. Bu listelediğiniz e-ticaret mağazasında bir sipariş geldiği zaman siz bu ürünü nereden bulduysanız, Alibaba olsun ya da işte Amerika'daki Walmart, Target ya da Türkiye'den Trendyol örnek veriyorum fark etmez. Siz bu ürünü hiç dokunmadan Amazon'da sipariş ya da Etsy'de sipariş geldiği zaman Alibaba'dan alıp müşteriye gönderme gibi düşünebilirsiniz aslında. Hiç ürünlere dokunmadan. Peki burada Printify aracılığıyla yapılan dropshipping, yani print on demand'de nasıl oluyor? Biraz önce söylediğim gibi yine aslında dropshipping iş modeli var burada. Siz hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Sadece dediğim gibi Canva ya da Adobe ya da Printify'in kendisi aracılığıyla düşündüğünüz bir ürün üzerine bir baskı tasarımı hayal ediyorsunuz. Bu hayal ettiğiniz
tasarımı dediğim gibi bu programlar aracılığıyla yapıyorsunuz. Bunu Printify'daki o zaten mockup'lar var, örnek mockup'lar. Onlar üzerine yüklüyorsunuz. O yüklediğiniz ürünü direkt zaten bu Printify mağazasını Etsy ile entegre ettiğiniz için, onu da göstereceğim nasıl olduğunu. Entegre ettiğiniz için direkt Printify'da publish'te yayınla dediğiniz zaman Etsy mağazanıza da zaten yükleniyor. Etsy mağazanızda onu zaten siz listelemiş oluyorsunuz. Listelemiş oluyor direkt. Etsy mağazanızda da tabii şu da var zaten. Şimdi siz bu tasarımları yapacaksınız ama Etsy tarafında da ayrı bir şekilde ürünlerin başlığının oluşturulması, açıklamaların oluşturulması, teklerin oluşturulması gibi hususlar da var. Bunları zaten ayrıyeten çalışmanız gerekiyor. Şimdi tasarım kısmı ayrı, Printify kısmı ayrı. Etsy'deki SEO çalışması ayrı bir kere. Onu ayrı düşünmeniz lazım. Printify'da diyelim ki oluşturduğunuz ürünü Printify'da yayınla dediniz. Etsy mağazanıza yüklendi bu. Etsy mağazanıza yüklendikten sonra o liste üzerinde zaten değişiklik yapabiliyorsunuz. İşte shipping profil, yani kargo profilini oluşturabiliyorsunuz. İşte başlıklarını, açıklamalarını oluşturabiliyorsunuz. Bunları özel bir SEO çalışması yaparak tekrardan düzenlemeniz gerekiyor. Yani aslında baktığınız zaman yine dropshipping iş modeliyle, Printify aracılığıyla Etsy'de sipariş geliyor. Yani müşteri Etsy'ye ödüyor. Etsy, müşteri Etsy'den ürün alıyor. Etsy size para ödüyor. Siz de Printify'dan ürünü müşteriye gönderiyorsunuz. Olay bu aslında baktığınız zaman yani. Arada sadece Printify var. Bu da print on demand üzerinden dropshipping anlamına geliyor. Şimdi devam edelim. Printify ve diğer baskı şirketleri karşılaştırmasına baktığımız zaman şimdi birçok baskı firması var. Bunun gibi Printify gibi arkadaşlar. Printful olsun, işte Redbubble gibi birçok böyle firmalar var. Şimdi Printify'ın diğerlerinden farkı şu. Printify, yani diğerleri kendileri baskıyı yapıyor. Printify'ın farkı diğer birçok ülkede baskı şirketinin olması. Anlaştığı şirketlerin olması. Bu da onlara doğal olarak bir esneklik kazandırıyor. Birçok ülkeye hızlı bir şekilde kargo ve hızlı bir şekilde kargo imkanı sağlıyor müşterilere. Yani kendisi yapmıyor, birçok ülkede bu gibi baskı sağlayıcıları var. O yüzden diğerlerinden biraz daha öne çıkıyor Printify bu konuda ve çok fazla seçenek sunuyor bu baskı şirketleri aracıyla. Yani hem fiyat olarak da aynı şekilde. Yani bir sürü baskı şirketi olduğu için anlaştığı beraber onlar arasında insanlar seçim yapabiliyor. Fiyatlarına göre, shipping süresine göre, yani kargo süresine göre, üretim maliyetine göre. Bunlara göre insanlar oradan girip seçenekleri değerlendirip kendine göre bir baskı şirketini seçebiliyor. Buna zaten birazdan hemen Printify üzerinden anlatacağım. Hatta direkt şöyle yapalım. Ekran paylaşımı yapacağım, hemen Printify üzerinden gösterelim. Şimdi Printify'a arkadaş girdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde karşınızda bir ekran çıkıyor zaten. Ben şimdi daha öncesinde hesap açtığım için sadece bu eğitim için ekstra bir hesap açtım. Burada normalde sağ üstte My Store yerine siz sign in, yani kayıt ol diye göreceksiniz. Printify'da hesap açmak ekstra bir şey yok arkadaşlar. Yani Amazon, Etsy gibi düşünmeyin. Printify'a girip mailinizi, şifrenizi yazıyorsunuz. Kayıt ola basıyorsunuz. Ondan sonra size anket olarak birkaç tane soru soruyor Printify. Daha sonrasında mağaza bağlamak istiyorsanız onu soruyor. Hangi mağazanıza bağlayacaksınız? Mağazanı bağla deyip bağladıktan sonra şu ekrana geliyor. Yani gördüğünüz şu ekran. Aslında ekstra bir şey yok. Şimdi Printify mağazası bu şekilde ve gördüğünüz gibi şurada Printify yüksek karlılık sunuyor. Bu neden yüksek karlılık sunuyor? Şundan dolayı, dediğim gibi biraz önce. Birçok ülkede hizmet sağlayıcısı olmasından dolayı. Yani daha uygun fiyata size hizmet verebiliyor ve 800'den fazla ürünü var. Aynı zamanda 800 ürünün yanı sıra burada gördüğünüz gibi 4 milyondan fazla satıcı var Printify üzerinde. Ve biraz önce söylediğim gibi şöyle dropshipping mantığıyla siz mesela bir ürünü 30 dolardan satacaksınız ya, bunu Etsy'den 30 dolara koydunuz siz ürünü. Tişörtü mesela, diyelim tişört tasarladınız, bunu Etsy'den 30 dolara satacaksınız. Siz burada sadece Printify'a üretim maliyeti ve kargo maliyeti için 12 dolar ödüyorsunuz, size 18 dolar kar oluyor. Tabi buradaki Etsy kesintilerini göz önünde bulundurmanız lazım, o ayrı. Burada dropshipping mantığıyla sadece Printify'a 12 dolar veriyorsunuz. Etsy kesintileriyle beraber 30 dolar satış fiyatı koyduğunuz zaman 18 dolar kar marjı oluşuyor size. Burada hesap başladıktan sonra da dediğim gibi Printify'ın dashboard'u çok basit arkadaşlar. Yine birazdan zaten detaylarına gireceğim. Şimdi mesela şu katalog kısmına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi karşınızda bir sürü erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, aksesuarlar, ev yaşam gibi birçok ürün üzerinde tasarım yapabileceğiniz ürünler var. Yani örnek veriyorum, mesela tişörte girelim. Tişörte girdiğiniz zaman arkadaşlar burada ilk başta karşınıza bestsellerler çıkıyor. Burada ürünleri görüyorsunuz. Boş ürünler. Yani burada boş dediğim zaten hani tişörte girdik gibi zaten tişört üzerine baskı siz yaptıracaksınız. Burada tişört üzeri boş. Ürün üzerine geldiğiniz zaman zaten baskı yapacağınız, sizin tasarım yapacağınız alanı görebiliyorsunuz buradan aynı şekilde. Buradan istediğiniz tişört seçiyorsunuz. Hangi tür, hangi şekilde bir tişört istiyorsanız, hangi modelde bir tişört istiyorsanız onu buradan seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra zaten mesela şuna diyelim ki girelim. Buna girdikten sonra siz aşağıda arkadaşlar Available Print Providers diyor gördüğünüz gibi. Yani bu tişörtü tasarlayacak ve baskısını yapacak hizmet sağlayıcıları, yani Printify'ın anlaşmalı olduğu baskı şirketlerini görebiliyorsunuz. Bir sürü baskı şirketi var gördüğünüz gibi bu tişört üzerinde. Yani burada location'ları da, yani konumlarını da görebiliyorsunuz. Mesela Kanada'da var, Amerika'da var.
İşte bu ürünü gönderebileceğiniz, tasarlatabileceğiniz yine Kanada, Amerika, işte Çek Cumhuriyeti var. Aynı şekilde Polonya var. Bunun gibi birçok farklı şirketler aracılığıyla girip bu ürünleri tasarım yaptırabiliyorsunuz. Burada Printify'ın ilk başta bahsettiğim gibi en büyük avantajlarından bir tanesi buradan hepsini arkadaşlar ürünlerin fiyatını görebiliyorsunuz. Mesela bu Duplium şirketi işte 12.91'den üretiyormuş. Bu diğeri 11.63'den görebiliyormuş. Öncelikle zaten şurada puanlarını görüyorsunuz. En yüksek puandan en az puana doğru sıralanmış burada. Buradan filtreleme şuradan yapabiliyorsunuz. İşte fiyata göre ya da puana göre diye. Burada mesela price diyelim bir. En düşük fiyatta mesela en yükseğe doğru sıralanmış hali görebiliyorsunuz. Ve buna göre buradan seçim yapabiliyorsunuz. Sadece fiyatta değil, kargo süreli de aynı şekilde. Mesela bu İngiltere üzerinde shipping 4.29, 3.10 veriyor mesela. Aynı zamanda Etsy'deki en önemli ustalardan bir tanesi arkadaşlar şu. Ürünün gönderim süresi. Burada ürünün gönderim süresinde de ürünün hazırlanma süreci var doğal olarak. Hazırlanma sürecinin de ne kadar olduğunu buradan görüp ona göre şirket seçebiliyorsunuz. Yani Printify'ın diğer şirketlerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi burada gördükleriniz aslında. Buna göre tüm seçenekleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda siz mesela diyelim ki işte siyah beyaz değil de kırmızı da bastırmak istiyorsunuz ürün şu. Burada aynı şekilde hangi renklerde tişörtler baskı yapıyor şirketler bunları da görüp onları seçebiliyorsunuz. Birçok farklı seçenek size sunabiliyor Printify. Şimdi tekrardan sunumumuza gelelim. Diğer farkları aslında biraz önce konuştuğumuz şeyler. Ürünlerin kendisini, hiçbirini kendisi yazdırmıyor, baskılamıyor. Ve birçok print on demand hizmetleri sağlıyor. Başka ülkelerden şirket sağlıyor. Ve rekabetçi ürün fiyatları sunuyor. Biraz önce gösterdiğim gibi. Yani farklı denemeler yaparak farklı metriklere bakarak siz o şirketi seçebiliyorsunuz. Printify'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Şimdi Printify ürünleri nerede üretilir? Talep üzerine baskıdan hangi kaliteyi bekleyebilirim? Şimdi burada yine hemen bir ekran paylaşımı yapayım arkadaşlar. Burada kalitelerle ilgili mesela bir tane tişört seçtiniz ya burada zaten ürünlerin nasıl gözüktüğünü mankenler üzerinden görebiliyorsunuz. Artı burada ürünlerin tüm özelliklerinden hangi özellikler olduğunu görebiliyorsunuz buradaki özelliklerden. Yine aynı şekilde arkadaşlar en aşağıda bu Printify'ın anlaşma olduğu şirketlerin haricinde en aşağı indiğiniz zaman burada ürünle alakalı hangi özellikler var? Yıkamaya kadar yani nasıl yıkamanız konusundaki şeylere kadar, tercihlere kadar onların hepsini size arkadaşlar tek tek söylüyor. Ben de bu ürünle ilgili hangi boyutlar var? Boyutların genişlikleri, uzunlukları yani tişörtteki mesela S, small bedenindeki boyutlar ne kadar? Bunların detayına kadar hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan hemen geleyim yine sunumumuza. Şimdi Printify'ın herhangi bir maliyeti var mı? Arkadaşlar Printify'ın herhangi bir maliyeti yok. Ücretsiz olarak zaten kayıt olabiliyorsunuz. Sadece premium üyeliği var ondan bahsedeceğim zaten. Normal işte mail ve şifrenizle kayıt olup tasarımlarınızı yapıp Etsy'ye yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada sadece ödediğiniz para arkadaşlar Printify'ın çalıştığı hizmet sağlayıcılara ödediğiniz üretim maliyeti artı kargo maliyeti. Başka herhangi bir ödediğiniz fiyat yok. Onu da zaten biraz önce gösterdiğim yerden şirketler işte tişört seçtiğiniz alttaki hizmet sağlayıcıları görüyorsunuz. O hizmet sağlayıcılardan işte üretim maliyetine göre, kargo maliyetine göre farklı fiyatlara bakarak seçebiliyorsunuz. Yani herhangi bir Printify'ın aldığı, Printify için kullandığınız bir herhangi verdiğiniz bir ücret yok. Printify üretim ve kargo ücretleri ne kadar? Bundan da yine bahsettim arkadaşlar ama tekrardan şöyle şuradan hemen başlayayım. Printify destek 2000 arası iletişim kurabilirim. Bu ikisini beraber şimdi yine ekran paylaşım yaparak göstereyim yine. Hemen geçelim Printify ekranına. Şimdi burada zaten üretim maliyetlerini biraz önce zaten bahsettim arkadaşlar size. Herhangi bir yani mesela başka bir ürün de seçelim mesela. Yani sadece tişört olması gerekmiyor. Yani buradan mesela ne seçelim? Çorap seçelim. Yani çorap bakalım mesela. Çorapla ilgili de istediğiniz tasarım yapıp üzerine yükleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar bir sürü seçenek var. Yani bu print on demand iş modelinin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Yani herhangi bir böyle sermayeniz olmasa bile sadece tasarım yapabileceğiniz programlara ödeyeceğiniz aylık ya da yıllık ücretlerle işte Canva mesela ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ama ücretsiz modelinde çok fazla kullanabildiğiniz özellikleri yok ama yani aylık da olsa mesela Canva'nın 10 dolar civarında olması lazım da aylık. Tam hatırlamıyorum şu an profesyonel hesapta. Bu programları kullanarak sadece tasarım yaparak hiçbir ücret ödemeden para kazanabiliyorsunuz print on demand iş modelinde ve birçok seçenek mevcut burada gördüğünüz gibi. Tabii buradaki seçeneklerden yani erkek giyim, kadın giyim, çocuk giyim, işte aksesuar, ev yaşam bu ürünlerden hangisini seçeceksiniz? Burası zaten en kritik hususlardan bir tanesi. Bunu Etsy'de bir analiz yaparak bakmanız lazım arkadaşlar. Gerekirse yani tüm ürünleri mesela tişört, çorap, bardak bunların burada yazılan tüm ürünleri gerekirse işte gerek Emparazon bizim Etsy'deki Emparazon yazılımımız aracılığıyla gerekse iğrenç kullanıyorsanız onun aracılığıyla gerekse işte Marmelat hangi yazılım aracını kullanıyorsanız onlar aracılığıyla bu ürünlerin rekabet durumuna Etsy'de bakmanız lazım. Orada rekabetin az olduğu niş ürünler seçerek o ürünler üzerinde tasarıma girişmeniz lazım. Diyelim ki belirlediniz mesela işte çorap. Yani baktınız, analizlerinizi yaptığınız Etsy'de işte yazılımları kullanarak hangisi rekabet az, satışlar daha iyi ya da mesela tamam çorapta çok fazla rekabet vardır ama çorabın
belli başlı mesela işte atıyorum egzotik figürlü çorap mesela. Örnek veriyorum yani şu an. Hani çorapta tam çok fazla rekabet vardır muhtemelen zaten. Ki öyle. Ama atıyorum egzotik figürlü çorap mesela daha az rekabet vardır. Yani daha niş bir alan bularak o alan üzerinde ilerlemeniz lazım. Diyelim ki tamam bulduk. Çorap üzerinden ilerleyeceğiz. Ve biz de tasarımı işte egzotik üzerinde, egzotik figürler üzerinde bir tasarım yapacağız. Buradan da mesela yine bakıyoruz işte çok fazla seçenek yok gerçekten. 6 tane örnek var. Bu çorabı seçtik mesela 5 sıralı olan. Altta bunda mesela gördüğünüz gibi sadece bir tane şey var. Hizmet sağlayıcı var. Sadece Amerika'daki ilanı çekiyorsunuz. Başka varsa onlara bakalım mesela. Şu alttakine bakalım. Bunda da bir tane var. Bunda da çok fazla seçenek yokmuş aslında çorapta. O zaman şöyle gidelim. Yani şu örnek olarak gösteriyoruz da sadece tişört üzerine ilerleyelim. Mesela tişörte geldik. Burada zaten özelliklerini zaten görebiliyorsunuz burada. Aynı şekilde ve birçok anlaşmalı olduğu prinsipal şirketleri buradan seçebiliyorsunuz. Üretim maliyetlerini buradan görebiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki Etsy'de işte prinsipal ile hesap açtınız. Herhangi bir sorun yaşadınız. Bu konuda ne yapacaksınız arkadaşlar? Hesabı diyelim ki ana hesap burası. Geldiniz buraya. Burada Need Help kısmı var. Need Help kısmına geldiğiniz zaman Help Center'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Help Center'a tıkladığınız zaman böyle biraz aşağı indiğiniz zaman hemen burada Chat Now ve Message Ask kısmı var. Bu iki kısımdan arkadaşlar Printify ile iletişime geçerek sorunlarını çözebiliyorsunuz. Yani Printify'de bir sorun yaşadığınız zaman direkt yine göstereyim. Need Help'e gelip Help Center'a bastığınız zaman şu ekran çıkıyor karşınıza. Bu ekranda hemen Chat Now ve Message Ask kısmından iletişime geçebiliyorsunuz. Hemen yine sunum ekranımıza gelelim. Şimdi bir mağaza bağlamam gerekiyor. Zaten şimdi bizim asıl yapacağımız iş Printify'da bu. Şimdi Printify'a bir mağaza bağlamadan da iş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Etsy, Shopify ya da Wix'ten kendinize bir site oluşturdunuz. Bunun üzerinden yapıyorsunuz. Yani bunun haricinde de Printify üzerinden satış yapabiliyorsunuz. Ama yine de Printify üzerinden manuel olarak kendiniz göndermeniz gerekiyor ürünü. Ama bizim asıl yapacağımız şey Etsy üzerinden olduğu için Etsy üzerinden konuşacağız. Ama aşağıdaki satış kanallarını Printify'a entegre edebiliyorsunuz. Yani Shopify olsun, Etsy olsun, eBay olsun ya da Walmart olsun ya da Wix'ten kendinize site hazırladınız. Bunları siz kendi Printify mağazanıza bağlayabiliyorsunuz. Şimdi onu nasıl bağlıyorsunuz? Onu göstereyim yine. O mağazanızı nasıl bağlıyorsunuz? Şimdi burada benim bağladığım bir tane zaten Etsy mağazası var. Burada gözüküyor. Burada normalde gözükmüyor aslında eklediğiniz zaman siz zaten. Ama nasıl bağlayacaksınız onu göstereyim. Şimdi siz zaten bir kere hesap açarken eğer bağlamadıysanız buradan bağlayacaksınız göstereceğim yerde. Ama normalde ilk hesap açtığınız zaman Printify'de siz zaten Connect Your Store diye çıkıyor. Oradan tıklayıp istediğiniz mağazayı bağlayabiliyorsunuz. Ama buradan diyelim ki bağlamadınız. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Add a new store diyorsunuz. Add a new store dediğiniz zaman bu aşağıda zaten bağlamak istediğiniz mağazaları görebiliyorsunuz. Burada Etsy, Connect to Etsy dediğiniz zaman arkadaşlar sizin karşınıza direkt bir ekran çıkıyor. O ekranda aşağı indiğiniz zaman işte Grant Access diye bir bölüm çıkıyor. Yani tamamla diye yani kurulumu. Grant Access dediğiniz zaman bu Etsy mağazanız sizin Printify'a bağlanıyor. Ve diyelim ki Etsy'de bir sipariş geldiğiniz zaman zaten direkt Printify'a düşüyor. Onu birazdan zaten anlatacağım tekrardan. Ama mağaza bağlama kısmı bir önce söylediğim gibi işte ana ekrana gelelim tekrar şuradan girdiğinizde Add a new store diyorsunuz arkadaşlar. Add a new store dediğiniz zaman aşağıya indiğiniz zaman Connect to Etsy diyorsunuz. Direkt hemen kabul ediyorsunuz. Çıkan ekranda en aşağıda mağazanız direkt Printify'a bağlanıyor. Devam edeyim. Tekrardan sunuma geçelim. Printify hesabıma başka bir mağaza ekleyebilir miyim? Evet arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz. Yani sadece Etsy değil. Şöyle ücretsiz hesapta öncelikle 5 adede kadar mağaza bağlayabiliyorsunuz. Premium planı geçerseniz onda 10 mağazaya kadar bağlayabiliyorsunuz. Ve mesela diyelim ki ücretsiz plandasınız. 5 tane mağaza bağlayabilirsiniz. Burada mesela bir Etsy bir Shopify mağazasına bağlayabiliyorsunuz ya da işte atıyorum iki tane Shopify mağazasına bağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Yani birçok farklı seçeneğiniz var. Yani diyelim ki Etsy'de bir tane mağazanız yok, birden fazla mağazanız var. Bunları Printify aynı şekilde bağlayabiliyorsunuz ya farklı farklı mağazaları. Ben de zaten sırf bunu göstermek için Etsy'de ekstra bir mağaza mesela işte onu açıp onu gösterdim. Daha sonraki sunumlarımızda, canlı yayınlarımızda zaten işte Canva'da mesela basit bir tasarım yapıp işte bunu Printify'a yükleyip onu Printify'dan nasıl Etsy'ye bağlıyoruz? İşte oradaki kargo profili nasıl oluşturuyoruz vesaire gibi başka detayları da anlatacağız. Şu an sadece burada zaten anlattıklarım benim. Yani Printify nedir? Print on demand nedir? İşte Printify hesabında neler vardır onları anlatıyoruz. Anlatacağım. Devam edeyim. Printify ile entegre olduktan sonra ne olur? Yine en başta anlattığım şeyi tekrardan anlatalım burada arkadaşlar. Şimdi burada Printify'da ürünü kendi tasarlayabiliyorsunuz. Kendi mockup'ı sayesinde. Mockup oluşturucu sayesinde. Ama biz genelde kendimiz mesela işte Canva'yı ben kendim Canva kullanıyorum. Ya da biz işte şirket olarak Canva'ya da Adobe kullanıyoruz. Şimdi Canva üzerinden anlatayım. Canva'yı mesela diyelim ki tişört seçtik ya biz işte analizini yaptık. Etsy'de hangi ürünü ilerleyeceğimize karar verdik. İşte çorap işte ne bileyim işte egzotik bir çorap dedik ya çoraptan gidelim. Çorap diyelim ki satacağız. Bunu Canva'da işte tasarımlarını Canva üzerinde ya da mesela başka siteler var bunun işte
işte Creative Fabrica ya da Creative Market gibi bazı böyle tasarımları indirebileceğiniz bazı siteler var. Tabii bu tasarımları direkt oradan indirip kullanamıyorsunuz. Diyelim ki işte Canva'daki Canva'nın kendi tasarımlarını kullanacaksınız. Siz aklınızda bir tasarım yaptığını düşündünüz. Bunu Canva'da oluşturdunuz. Bu Canva'da oluşturduğunuz tasarımı şurada hemen yine ekran paylaşımına bırak göstereyim daha net olsun arkadaşlar. Ne dedik? Mesela diyelim ki işte tişört tasarlayacağız. Geldik tişörte. Biz tasarladığımız bu bizim yaptığımız tasarımı arkadaşlar gelip burada şirketi de seçtik diyelim ki mesela işte o da şu, bu da şunu da söyleyeyim mesela. Şimdi Etsy'de biz sadece Amerika üzerinde satış yapmıyoruz doğal olarak zaten. İşte yani İngiltere'de yapıyoruz, Avrupa'da yapıyoruz. Başka yerlerde de satış yapabiliyoruz. Bunu zaten daha sonraki canlı yayınlarda anlatacağım ama hangi ülkelere gönderebileceğini seçmeniz lazım. Yani şimdi siz mesela Underground Threads firmasını seçtiniz diyelim ki bu sadece Amerika'ya gönderiyor ürünü. Avrupa'dan geldiği zaman doğal olarak başka bir baskı yapan şirket seçmeniz lazım. Mesela burada işte Polonya olabilir ya da Avrupa'daki bir işte mesela Almanya. Mesela Almanya'daki bir şeyi seçmeniz lazım. Baskı yapan şirketi seçmeniz lazım. Mesela biz diyelim ki tamam Amerika üzerine yapacağız sadece. Buradan arkadaşlar Underground Threads seçtik. Start Designing dediğimiz zaman buradan şu tişört üzerinde baskı yapacağınız yeri görebiliyorsunuz. Direkt bunun üzerine bu baskıyı ister kendi Canva'dan oluşturduğunuzu Canva'dan oluşturup kendi bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Kendi bilgisayarınızdan da My Device diyerek de bunu Printify'a bu Printify'a direkt alabiliyorsunuz. Ya da mesela şu graphics kısmı var. Buradan bunun gibi yerlerden de mesela kendiniz tasarım oluşturabiliyorsunuz farklı. Ama dediğim gibi biz genel itibariyle Canva'da bir tasarım oluşturup bunu kendi bilgisayarımıza yükleyip ona işte PNG olsun, JPEG olsun ya da SVG format olsun bunları da anlatacağım zaten. O formatlarda indirip bilgisayarınıza ve Printify'a gelip buradan My Device kısmından da o tasarımı buraya yüklüyorsunuz. Aslında olay bu kadar basit. Buraya yüklediğiniz zaman da şurada altta Save Product kısmı çıkıyor. Bunu Save Product deyip işte Publish dediğiniz zaman Etsy mağazanıza bağlanıyor aslında. Bu ürün Etsy mağazanıza yükleniyor direkt. Yani olay bundan ibaret aslında. Yani tekrar özet geçiyorum. Canva'da ürün tasarladınız. Printify'a gelip bu ürünü yüklediniz. Tasarımınızı yüklediniz. Daha doğrusu bu tişörtün üzerine zaten size nasıl gösterdiğini. Hatta şöyle yapayım. Ben örnek olarak bir tane yapmıştım galiba ya. Hemen onu göstereyim. Çok basit bir şey böyle. Aynen şu My Products kısmını da zaten yaptıysanız gözüküyor arkadaşlar. Şu mesela bu çok basit hemen örnek olarak göstermek için bunu yapmıştım. Siz tasarım mesela bu yaptınız ya tasarım bu şekilde örnek olarak gözüküyor burada. Siz bunu burada publish dediğiniz zaman arkadaşlar direkt Etsy mağazanıza yükleniyor bu ürün. Buradan da buradaki title'larıyla açıklamalarıyla beraber direkt sizin Etsy mağazanıza yükleniyor. Ama siz dediğim gibi zaten burada Etsy'de tekrar SEO çalışması yaparak bu başlık ve açıklamaları düzenlemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi siz burada Printify yüklüyorsunuz. Printify'dan publish yapıp Etsy'ye yükleniyor bu ürün. Etsy'de sipariş geldiği zaman direkt entegre olduğu için Etsy ile Printify direkt sipariş oluşturuluyor Printify aracılığıyla. Şimdi tekrardan sunumumuza gelelim. Hesap detaylarını nasıl düzenleyebilirim? Burada da arkadaşlar hemen sağ üstten hesabınızda burada gözüküyor. Hesabınızda sağ üstteki şu yeşil kısma basıp My Account dediğiniz zaman bunları direkt düzenleyebiliyorsunuz. Olmadı şöyle yapalım. Gidip gelmektense bu sunumu bitireyim arkadaşlar. Hepsini tek tek oradan göstereyim ben. Mağaza detaylarını ve sipariş ayarlarını nasıl yapabilirim? Bunu da arkadaşlar yine aslında mağaza detayları mağaza adı ve gönderim adresi olarak oluşturabiliyorsunuz. Sunum bittikten sonra olmadı anlatayım arkadaşlar. Bunu da birazdan göstereceğim. Printify benden nasıl ücret alacak? Onu da arkadaşlar siz kendi banka kartınıza ya da kredi kartınıza bağlıyorsunuz. Ve Printify sizden o şekilde ücret kesiyor. Yani şimdi Etsy'de müşteri sipariş veriyor. Tamam aldı size satın aldı ürünü. Etsy size para yatıracak ama Printify'a hemen bu gittiği için Printify hemen baskıya başlayacak. Bunun baskıya başlaması için de sizden ücret kesmesi gerekiyor. O yüzden kredi kartınızı bağlamanız gerekiyor. Banka kartı da oluyor aynı zamanda. Mağazamın Printify bağlantısını nasıl kesebilirim? Şimdi bunları sürekli git gel yapmadan arkadaşlar şöyle yapalım. Hepsini birden ben şimdi göstereceğim size Printify üzerinden. Şimdi hesap detayları ve sipariş onay ayarları. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sunum aslında bu kadar ama Printify üzerinden tekrardan gösterip sunumu tamamlayacağım. Hemen ekran paylaşımına gelelim. Tekrardan bizim ana ekranımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi burada zaten yeni açtığım için hesap burada yapılanlar ve yapılmayanlar olarak gözüküyor. Şimdi burada hesabınızı arkadaşlar nereden düzenliyorsunuz? Şuradaki yeşil kısma bastığınız zaman My Account kısmına giriyorsunuz. Bu My Account kısmında burada şurada yazdığı gibi şimdi Printify size bir fatura oluşturuyor. Bu fatura üzerinde gözükecek bilgileri buraya giriyorsunuz. Buradaki Name of Business kısmına sizin Etsy mağazanızın ismi neyse bunu yazabilirsiniz buraya. Contact Details kısmında işte isminizi, soyisminizi, mailinizi, telefon numaranızı yazabilirsiniz. Ve buradaki adresi de Amerika'daki bir adres yazmanıza gerek yok. Kendi adresini yazabilirsiniz ya da bir şirketiniz varsa onun adresini buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. My Account kısmını
Bu şekilde. Şimdi diğer kısım neydi? O da ya da şöyle gideyim ben aklımdan hemen. Mesela mağazayı oluşturduk. Mağazayı nasıl silebiliriz arkadaşlar? Onu da şu My Personal Data kısmından Delete My Data dediğiniz zaman buradan direkt silebiliyorsunuz arkadaşlar hesabınızı. Ya da diyelim ki biz bir store bağladık. Şöyle yapalım. Manage My Store diyelim. Burada mesela benim bağladığım işte mağaza ismini ben girmedim. Hani biraz önce şuradaki My Fans kısmında vardı ya. Ben bir mağaza ismi girmediğim için bu şekilde gözüküyor. Ama şurada şu an Unnamed Store olarak gözüküyor. Bir tane ürün listelemiştim. O şekilde gözüküyor. Kendi bağladığınız hesabı burada görebiliyorsunuz. Etsy hesabını ben bağlamıştım. Buradan da eğer isterseniz bağladığınızı disconnect ederek bağlantıdan çıkarabiliyorsunuz. Yani Printify'dan bağlantınızı kesebiliyorsunuz Etsy mağazanızı. Aynı zamanda yine buradan şöyle göstereyim nasıl olduğunu tekrardan. Şimdi buradan mesela Manage My Store'a geldik. Ya da şuradan gelip My Store'a geldiğimiz zaman arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim tekrardan. İster şuradan Manage My Store diyorsunuz. İsterseniz de şuradan My Store'a geldiğiniz zaman şuradaki ayarlar kısmına baktığınızda bastığınız zaman oradaki işaret vardı ya. Oraya bastığınız zaman şurada store name'inizi buradan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada tekrar bir düzeltme yapayım. Şuradaki My Account kısmı bu name of business bu sizin biraz önceki store kısmınız değil ve Printify'deki store kısmı değil yani. Buraya isterseniz yani ikisine de daha doğrusu Etsy mağazanızı bağlayabilirsiniz. Şurada aynı şekilde sizin bu Printify'deki mağazanızın ismi onu buraya girebiliyorsunuz. İşte from adres kısmına arkadaşlar burası zaten işte Amerika, İngiltere ve Almanya için Printify default olarak seçili olarak burada zaten durması lazım. Printify kendi gönderecek zaten. Onu buradan değiştirmenize gerek yok. Preferences yani tercihler konusunda şimdi order routing diye bir kısım var arkadaşlar. Şimdi siz bir tane mesela tişört tasarlayacaksınız ya oradan bir sürü şirket var. Hizmet sağlayıcı var yani seçtiğiniz. Şimdi siz seçtiğiniz hizmet sağlayıcıda tasarlamak istediğiniz ürünün rengi mesela yoksa ya da ürün yoksa bu order routing'i enable order routing yaparsanız buraya basarsanız diğer baskı şirketlerinden ürünü gönderiyor Printify. Yani bunu sağlamış oluyorsunuz siz bu şekilde. Yani bunu aktif ederek eğer sizin tasarlamak istediğiniz tişört ya da herhangi neyse o sizin baskı anlaşmalı olduğunuz seçtiğiniz baskı şirketinde yoksa eğer o ürün out of stock olmuşsa yoksa elinde o an ya da o rengi buradan enable order routing dediğiniz zaman Printify kendisi direkt diğer baskı şirketleri aracılığıyla müşteriye bu ürünü gönderiyor. Burası bu kısım. Order approval kısmı. Şimdi bu da burası önemli bir kısım arkadaşlar. Neden önemli? Şimdi hani demiştim ya Etsy'de sipariş geldikten sonra direkt Printify'a düşüyor. Printify baskıya başlıyor. Bu baskıya ne zaman başlayacağını buradan seçiyorsunuz. İster manuel olarak buradan seçiyorsunuz. Siz kendiniz hani sipariş geldikten sonra ben kendim buradan seçeyim diye. İsterseniz bir saat sonra bir saat içinde baskıya başlasın diye seçebiliyorsunuz. İsterseniz 24 saat içinde baskıya başlasın diye seçebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan şunu tıklayıp buradan bir saat belirleyerek o saati günün o saatinde baskıya başlasın diye seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada genel olarak şunu yapmak gerekiyor. Yani işte bir saat falan seçmeyin bunu. Çünkü yani Etsy'den sipariş geldiği zaman müşteri farklı bir şey isterse hemen hadi üzerinde bir değişiklik almak istemiştir mesela. Onu isterse ya daha sonrasından Printify bu baskıya başlamak için o şirkete talimat göndermiş olacak. Siz tekrardan bunu düzeltmeniz zor olacak. O yüzden o arada mesela bir 24 saatlik bir süreç bırakabilirsiniz. 24 saat sonra işte Printify baskıya başlaması için o şirketlere talimat göndersin diye seçebilirsiniz. Burada Traffic Notification Settings kısmında şunu as soon as available yani şu şimdi siz normalde işte sipariş geldiği zaman ne oluyor? Bir kargo takip numarası giriyorsunuz ya normalde Etsy'de herhangi bir ürün işte fiziksel ürün falan sattığınız zaman. Burada da şimdi Printify göndereceği için bu ürünü müşteriye sipariş geldi diyelim. Printify'a ulaştı gitti hemen. Printify müşteriye gönderdi. Bu as soon as it's available kısmını seçtiğiniz zaman takip numarasını Printify hemen size gönderiyor. Siz de hemen o takip numarasını alıp Etsy'de girebiliyorsunuz bunu. O yüzden bunu hemen seçmeniz lazım. Burada şunu manuel olarak seçin. Yani böyle ertelenmiş üretimler falan filan varsa Printify kendisi yapmasın bunu. Herhangi bir burada inisiyatifi Printify'a bırakmayın. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman zaten Printify size söylüyor. Siz buradan kendiniz ayarlıyorsunuz. Burası da bu şekilde. Orada anlatmadığım başka ne vardı? Printify'ın bir ücreti yok demiştik normalde ama sadece üretim maliyeti ve kargo maliyetini alacağı bir yer olması lazım. Onu da arkadaşlar şurada yine şu buraya tıklayıp payment kısmına tıkladığınız zaman burada şu kredi kartınızı ya da banka kartınızı buraya bağlıyorsunuz ve buradan çekiyor Printify ürünü baskıya gönderdiği zaman. Printify premium üyeliği var demiştim zaten. Bu da size mesela hemen onu da şuradan gösterelim. Tişört kısmına geleyim. Mesela burada görüyor musunuz? Normal basic planda 9.96 dolar üretim maliyeti var ama premium plana geçtiğiniz zaman 8.32 dolar size ücret veriyor. Onda mesela ne kadar olduğunu hemen şuradan bakalım. Habit workshop kısmına girelim şuradan. Şimdi burada size mesela Printify ne işe yaradığını anlatmış aslında özellikle. İşte seçiyorsunuz ürününüzü, design tasarımını yapıyorsunuz, publish diyorsunuz, Etsy'de yayınlanıyor.
Ondan sonra sipariş gelince PrintPy gönderiyor. Dünyanın birçok tarafında baskı sağlayıcıları var. Burada da mesela premium planı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aylık 25 dolardan premium hesaba geçebiliyorsunuz. Normalde 5 tane mağaza bağlayabiliyorsunuz, Burada 10 tane mağaza bağlıyorsunuz ve %20'lik bir indirim oluyor. Burada gördüğünüz gibi premium plana geçtiğiniz zaman, aylık 25 dolara geçtiğiniz zaman her ürettiğiniz üründe yaklaşık %20'lik bir indirim kazanmış oluyorsunuz premium planda. Başka anlatacağım burada bir şey var mıydı arkadaşlar? Tam şu an yok gibi. Şurada sunumdan tekrar bakayım. Varsa oradan tekrardan döneriz. Nasıl ücret alacak bunu söyledik. Kredi kartınıza giriyorsunuz. Bağlantıyı nasıl kesebilirim? Onu da biraz daha hemen göstereyim arkadaşlar. Nasıl kesebilirim? Mağazamı nasıl silebilirim göstermiştim. Premium planı da gösterdik. Tamamdır. Şimdi tekrardan hemen şuradan nasıl silebilirim onu da göstereyim arkadaşlar kısaca. Şimdi mağazanızda arkadaşlar yine girdiğiniz zaman şu settings kısmında burada zaten silebiliyordunuz. Delete my data kısmından mağazanızda bağlantıyı da gerçi bunu anlatmıştık evet demiş şimdi aklıma geldi. Buradan disconnect ederek mağazanızı bağlıysanız bu bağlantıyı TrintPy'den çıkarabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa şimdi sorularınızı alabilirim. TrintPy Premium özelliklerinden aynen bahsettik. İstiyorsanız hemen tekrar bahsedeyim. Normalde 5 mağaza bağlayabiliyordunuz. 10 tane mağaza bağlayabiliyorsunuz. Artı %20'lik bir indirim sağlıyor size ürünlerde. Tolga Bey. Nasıl sağladı bunlar? Şöyle premium planda şunlar da var. Bunlara çok fazla şimdi Etsy üzerine ilerlediğimiz için çok fazla detaya girmedim ama siz normalde TrintPy Connect diye bir şey var mesela. Bunu siz sadece işte kendi mağazanız varsa, siteniz varsa, Wix gibi mağazalar varsa TrintPy Premium üzerinden mesela daha hızlı bir şekilde TrintPy ile iletişime geçerek işlerinizi hızlandırabiliyorsunuz. Bu TrintPy Connect sayesinde. Yani aslında temel sağladığı özellikleri bizim bilmemiz gereken şu an. Çünkü kendi mağazamız üzerinden şu an ilerleyeceğimiz için Etsy üzerinden ilerleyeceğiz. 10 tane mağaza bağlayabiliyorsunuz. Artı %20'lik bir indirim sağlıyor size Premium. Şimdi arkadaşlar Etsy'de neden satış olmuyor? Fotoğraflar güzel vesaire. Favorileme sayımız oluyor. Ya şimdi bu herkesin Discord'da zaten sorduğu soru zaten arkadaşlar. Şimdi ben genelde zaten biliyorsunuz Amazon ve Etsy üzerinde Discord'dan soruları cevaplıyorum size. Şimdi Etsy Amazon'a göre çok daha farklı bir pazar yer arkadaşlar biliyorsunuz. Burada Amazon'da çok fazla çeşitlik var ama Etsy'de çok biraz daha dar alan var. O yüzden rekabet çok fazla. Yani alan dar biraz yani. Rekabet çok fazla olduğu için ürünlerde yani niş ürünü iyi bulmanız lazım. Niş ürün bulmazsanız normal rekabetin yine bir belli bir seviyede olduğu bir ürün bulsanız bile her şeyi doğru yapsanız bile arkadaşlar ilk başlarda satış gelmeniz çok normal. Bir kere ilk bir el ürün mağazanızı bir analiz etmeniz lazım. Yani reklam hatta ilk başta istiyorsanız reklam da vermeyin. Normal bekleyin 1-2 hafta. Ondan sonra reklam vermeye başlayın. Reklam vermeye başladıktan sonra aslında analizlere bakmaya başlamanız lazım. Yani hangi kelimelerde görüntüleme oluyor, hangi kelimelerde tıklanma oluyor vesaire bunlara bakmanız lazım. Ondan sonra bir kere yani giveaway meselesi burada aslında biraz önemli. Yani eğer rekabet varsa girdiğiniz üründe giveaway yapmanız gerekiyor biraz. Etsy'de ön plana çıkmanız için. Ya şu da oluyor Etsy'de. Etsy hakikaten Amazon gibi böyle kriterleri net olan bir platform değil. O yüzden Etsy'de mesela bir kez hiçbir şey olmuyor. Ürünü mağazanıza koyuyorsunuz. Bir kez sonra satışlar gelmeye başlıyor. Ha şu da var. Siz tabii hiçbir şey yapmadan bu olmaz. Arada belli dönemlerde mesela işte bu teklerinizi, başlıklarınızı, açıklamalarınızı kontrol edin. Bunlarda gerekirse değişiklikler yapın. Yani baktınız bir iki hiçbir şey olmuyor. Fotoğraflarda değişiklik yapmayı düşünün. Başlıkta değişiklik yapmayı düşünün. Açıklamalarda değişiklikler yapmayı düşünün. Yani bunlar biraz önemli. Yani baktınız hiçbir şey olmuyorsa elbette bir şeyler yapmak lazım. Yani bu şimdi fotoğrafı tam iyi olabilir ama mesela seçtiğiniz başlıklardaki kelimeler, açıklamalardaki kelimeler belki rekabetin çok fazla olduğu kelimeler yani. Hani eğer öyleyse zaten ön plana çıkmanız biraz daha zor oluyor. Daha önce niş kelimelerden, böyle long tail dediğimiz uzun kelimelerden başlayarak başlıklarınızı açıklamanızı oluşturabilirsiniz. Yani bunun ama dediğim gibi yani işte favorilenme oluyor ama satış olmuyor, işte tıklanma oluyor satış olmuyor. Bunun birçok neden olabilir. Yani hakikaten birçok neden olabilir. Bunu hani sorduğunuz zaman net bir cevap da veremiyoruz Discord'dan hani mesaj üzerinden. O yüzden en baştan itibaren her şeyi yani ürün bir kere doğru ürün. Yani ona bakmak lazım. Ürün müşterilerin talep ettiği bir ürün. Tamam sizin elinizde bir ürün var bunu satacağım dersiniz ama müşteri bunu talep ediyor mu? Belki o üründe kişiselleştirmeler yapmak gerekiyor. Müşteri belki de bunu talep ediyor. En çok satanlar belki de o. Yani buna bakmak lazım. Yani doğru ürün mü? Doğru üründeyse o üründe başka ne gibi değişiklikler yapabilirim ki bu ürün satar? Onu düşünmek lazım. Bunu düşündükten sonra tamam buna da karar verdiniz. Dediğim gibi tekrardan başlıklara, açıklamalara vesaire bakın ve giveaway hususu önemli. Giveaway konusunda da kim önerirsiniz? Yani biz test markette çalışıyoruz Bekir Bey. Test markette çalışabilirsiniz yani. Güvenebilirsiniz test markete. Ya şimdi bu kaç favori bir satış gelmesi normaldir. Bunun hiçbir kriteri yok Bekir Bey. Yani işte Tarık Bey hangisini tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Hiçbir kriteri yok. Yani genelde hani 150 işte tıklamada yani bir satış gelmesini tıklama olarak söyleyeyim. Normal diye düşünüyorum. Yani hadi 200 olsun. 2 tıklamada bir satış gelse iyidir diye düşünebilirsiniz. Ama bunun
hakikaten şey yok. Yani belki sizin üründe hani 100 tıklamada bir satış ya da 100 favorilemede işte ya da 10 favorilemede bir satış gelmesi lazım. Bunun net bir şey yok. Ona bakarak düşünürseniz aldanırsınız. Yani onu çok fazla işte şu kadar olsa şu kadar gelmesi lazım diye düşünmeyin. Ha şu var tabii, yani baktınız yani 100 tane favorilenme geldi, satış olmuyor. Bir bak, şeye bakmanız lazım artık orada. Yani ya işte ne bileyim kupon uygulayın, indirim uygulayın, başlıkları değiştirin. Bunlara bakmanız lazım. Tamamdır arkadaşlar, sunumu bitirelim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.